Sence kaç santimetre yapacak? 90 üzerinde olur Niyazi abi. O zaman abi ölçelim müsaadenle. Tamam. Şöyle sen tut. Sevgili dostlar, 40'ı geçtik. 50'yi geçtik. Ben bir video çekmiştim, 55'ti. Evet. Onu da geçtik. İstanbul'da bir dürümcü var. 70 dürüm yapıyor zurna. Onu da geçtik. Efendim selamlar, Sevilla Tadım Notları kanalına hoş geldiniz. Neredeyiz? Adana'da Denizli Mahallesi'ndeyiz. Bugüne kadar zurna, füze, bazuka her şeyi yemiş olabilirsiniz. Farklı uzunluklarda dönerler hazırlandı. Ama ben bugün bir rekora imza atmak istiyorum. 90'ın üzerine çıkacağız. Yani bir döner yapılacak burada. 90 santimetrenin üzerine çıkmaya çalışacağız. Eğer hazırsanız videoya başlıyoruz. Mehmet kolay gelsin, hayırlı işler. Sağ ol, teşekkür ederim. Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Nasıl işler güçler? Çok şükür, hamdolsun. İyiydi Niyazi abi. Daha iyi olsun inşallah. Şimdi sana sormak istediğim bir iki şey var. Evet. Bugün öncelikle bana hazırlayacağın şey ne? Piton döner hazırlayacağım. Piton döner hazırlayacaksın. Evet. Adana'da hiç olmayan, ilk defa yapacağız. Yani zaten yapıyoruz da ilk defa sizle beraber daha güzel bir döner yapacağım. Başka ne yapacaksın? Bir de İskender usulü var, bize has özel bir dönerimiz. İskender'in usulü, evet, döner. Döner. Önce pitonla başlayalım o zaman. Tamam, olur. Hadi bakalım. Önce başlayalım. Şöyle önce ekmeğimizi yağlayacağız. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Kendi özel yağımız bu. Şöyle. Bunun içinde neler var? Bunun içinde toz biber var. Tamam. Pul biber var. Ayçiçek yağı mı kullanıyorsun? Ayçiçek yağı kullanıyorum. Şöyle. Baharatlar. Şimdi zaten içerisinde vardı baharat. Evet, daha bir de üzerine ekliyorsun. Aynen, ekstradan ekliyorum. Neler ekliyorsun? Toz biber, kimyon, pul biber, kekik atıyorum. Özel. Bize özel bu. Ya bu kekik bence tavuğa da ete de en çok yakışan baharat. Kesinlikle öyle. Ayrı bir lezzet veriyor. Şimdi insanlara biraz bilgi verelim. Bunun adı neden piton? Uzunluğundan dolayı. Uzunluğundan dolayı. Yaklaşık ne kadar gelecek? Ortalama 85-90 metre santim gelir. Tamam. Yani. Ekmeğimiz hazır mı? Ekmeğimiz hazır. Dönerin üzerine konuşalım. Tabii. Ne kullanırsın genelde? But mu, göğüs mü? %80 göğüs, %20 but. Yani biraz karışım var. Karışım, evet. Başka ne var içinde? Marinasyondan bahset. Ortalama 20 çeşit baharatımız var. Sen şimdi bu baharatları söyle desem söylemezsin. Tabii, o işin özel. Bir iki tanesini söyleyelim ama. Yani 7 türlü var. 7 türlü baharat var. 7 türlü baharat var. İşte kekik, nane, tamam, kimyon, bunlar var. Hani hepsini söylemeyin. Kendi... Sanki yoğurt da kullanmış gibisin. Yoğurt da var. Ev yoğurdu kullanıyoruz yalnız. Annem yapıyor yoğurdu. Ev yoğurdu kullanıyoruz. Annenin tabii. Yaptığı yoğurdu kullanıyorsun. Kesinlikle öyle. Annemin yaptığı yoğurt özel kullanıyoruz. Tamam. Şimdi normalde burada bir makine var. Evet. Tıraşlıyor ama bugün sen benim için kendin, evet, keseceksin. Bugün özel keseceğim. Tamamı göğüs olduğu zaman tatsız, tuzsuz ya da yağsız mı oluyor? Bu yüzden, evet, mi içerisine but karıştırıyorsunuz? Evet, but biraz tavuğu yağlı tutsun diye but kullanıyoruz. Şimdi burada kaç kilo döner var? Burada 115 kilo. 115 kilo? Evet. Peki her zaman burada 115 kilo döner olur mu? Hafta içi biraz az oluyor, hafta sonu daha çok oluyor. En çok ne gidiyor burada? En İskender'in usulü mü? En çok dikkat çeken İskender usulü. İskender. En çok gider. İskender usulü döner. Bir de kendinize has, dediğim gibi, piton döner var. Şimdi buraya biraz da yağ akıyor. Tavuğun kendi yağı. Evet. Burada o yağla birlikte biraz da karıştırıyor musun etleri? Evet. Hazır mıyız? Pitona geçelim mi? Evet, olur. Hadi bakalım. Mehmet, hazırsan pitona başlayalım. Başlıyoruz abi. Tamam. Ne yapıyoruz önce? Önce kebap tabancı salatası katıyoruz. Tabancı salatasını ekmeğin üzerine seriyorsun. Evet. Böyle. Bir şey söyleyeceğim. Bu piton için değil, sırf sadece bu ekmek için bile gelinir. Aynen öyle. Gelinir. Özel yağlıyoruz bu ekmeği. Salçalı yağlı ekmek. Şöyle. Burada 200 gram tavuk katıyoruz. Piton isteyene 200 gram tavuk eti kullanacaksın. Evet. Tamam. Geldi. Evet,
Şimdi esas problem şu, bunu nasıl saracağız? Bunu yardımcım var, Orhan Kaya saracak. Çünkü çok uzun. Normalde zurna, bazuka yapıldı. Evet. 70 santim, 55 santimlik dönerler çok duyduk. Ama bugün yaklaşık 90 santim olacak değil mi? Evet. Şöyle. Evet, bir pitonu ancak iki kişi birlikte sarabiliyorlar. Ve artık piton dönerin şöyle son aşamasına geldik. Son hazır. Aşaması. Evet. Eline koluna sağlık Mehmet. Teşekkür ederim. Şimdi müsaadenle ikinci dönere İskender geçelim. İskender usulü yapacağız. İskender'in usulü. Evet. Başlayalım. Tamam, şöyle. Özel sosumuz var. Şimdi herkes buna tepki verecek, özel sos. Özel sos deme de bizim sosumuz ne? Bizim sosumuz. Neler var içinde? Zeytinyağı var, domates salçası, su, bir de kendimize has baharatımız var. Tamam. Tavuğun kendi yağını katıyorum. Şimdi hem sos hem de bir gösterelim. Burada tavuğun... Tavuğun kendi yağı var. Kendi yağından getirdim. Bir kaşık koydum. Evet. İskender'in usulünde sos olmazsa olmaz. Kesinlikle. Ne ekledin şimdi üzerine? Pul biber. Pul biber. Şimdi kızaracak. Ekmeğimiz gördüğünüz... kızardı. Evet, şu an görüyorsunuz. Olay bu ya. Sırf bu ekmek için ben buraya gelirim artık. Ve şöyle göstereyim. Evet. İçi dışı kızardı. Evet. Şimdi şöyle açıyorum. Şöyle patates ekliyoruz. Domates. Ve turşu. Şöyle tavuğumuzu katıyoruz. Ketçap ve mayonez. Artık ekstradan bir daha az bir sosumuzu katıyoruz. Böyle çıtır çıtır. Ve İskender'in usulü evet. Dönerimiz hazır. Mehmet, ben masaya geçiyorum. Tamam. Artık tadım zamanı. Masada görüşürüz. Evet sevgili dostlar, geldik en önemli zamana, tadım zamanına. Mehmet Usta, eline koluna sağlık. Teşekkür ederim. İçeri girerken 90 santimetrenin üzerine çıkacağımızın iddiasında bulunmuştum. Sence kaç santimetre yaptık? 90 üzerinde olur. Niyazi abi. O zaman abi ölçelim müsaadenle. Tamam. Şöyle sen tut. Sevgili dostlar, 40'ı geçtik. 50'yi geçtik. Ben bir video çekmiştim, 55'ti. Evet. Onu da geçtik. İstanbul'da bir dürümcü var. 70 dürüm yapıyor zurna. Onu da geçtik. Ve 94-95 santimetre. Vallahi dediğimizi yaptık. Evet. Şimdi ama bunun yemesi var bir de. Evet, onun yemesi var. Bu iki kişilik değil mi? Evet, iki kişilik. Yani buraya eğer gelirseniz, bir arkadaşınızla, bir dostunuzla, bir sevdiğinizle gelin. Bunu ikiye bölüp, evet, ikiye bölüyoruz. Başlayalım ya. Başlayalım. Sararken iki kişi sardılar da, yerken ben tek başıma yiyeceğim. Tavlacı salatalı. Piton. Piton diyor ya. Ekmek 10 numara, salçasıyla, yağıyla. Tavlacı salatası içine kattık ya, tavuğun rengi değişti ya. Tavuk olmaktan çıkıyor. Ben kesinlikle tavsiye ediyorum, mutlaka içine tavlacı salatası koydurun. Şimdi en önemli şeyi sormak istiyorum. Bunu iki kişi geldiler, söylediler. Evet. Yanında neler veriyorsunuz? Yanında ezme var. Çobanımız var. Tamam. Cipsimiz var. Kırmızı lahanamız var. Eğer piton isterlerse bunlar masada ikram. Aynen. İkram. Bunlar aynı.
keton üstelik her zaman. Bu cipsle salatada ama iki kişilik. Çünkü evet, bunlar hep keton, iki kişilik şu an. İki keton kişilik. İki kişilik olduğu için salatalarda cips de ona göre geldi. Evet, iki kişilik geldi. Fiyatını söyleyelim. 20 TL. 20 TL. İçerisine de orada gördüğünüz üzere 200 gram tavuk eti kullanıldı. Şimdi bir de Türkiye'de artık böyle almış başını gitmiş bir İskenderun usulü döner var. Evet. Biraz onun üzerine konuşalım. Adana'dayız. Kebabın memleketindeyiz ama İskenderun usulü döner daha çok gidiyor dediysen. Evet. Ben onun da tadına bakmak istiyorum. Şöyle bir lokma aldım. Bunun içerisinde aslında birçok insanın karşı olduğu şeyler var. Ketçap, mayonezden ama maalesef ki en çok da bu seviliyor. Evet, ketçap, mayonez, turşu, domates. Valla damak tadıdır. Damak tadı insana özeldir. Dileyen gelsin, Adana usulü tablacı salatalı döner yesin. Evet. Biton yesin. Dileyen de gelsin, Hatay İskenderun usulü böyle soslu bir döner tercih etsin. Bunun fiyatı? Bunun fiyatı 12 TL. 12 TL. 20... İçerisinde ne kadar et var? 100 gram. 100 gram et var. Allah evet. Bir de normal, afiyet olsun Niyazi abi. Bir de normal dönerimiz var, 8 TL. O sade. Sade dönerimiz. Bunun gibi yağlamıyorsunuz ekmeğini, salçalı değil. Yok, salçalı değil. 8 TL'de onun da fiyatı çok iyi. 8 TL evet. O çok uygun. Halka hitap edeceğimiz döner 8 TL. Ben şimdi yemeğe devam edeceğim. Sen buradan bir adres bilgilerini verir misin? Tabii. Bir de kaç kaç arası açıksınız, o bilgileri de alalım sana. Adana İsmet Paşa Mahallesi, Deniz İsmet Paşa diye geçiyor. 51.010 sokak, No 108, Taş Lokantası. Sabah 10'da dönerimiz hazır oluyor. Akşam 10'da kapatıyoruz. Dönerek. Ya ben burada bir şeyi unuttum. Kendi yaptıkları bir ayran var. Bunu denemek istiyorum. Annemin yoğurduyla tavuk döneri marine ediyorum dedi. Çok şaşırdım. Ev yoğurdu kullanıyoruz. Valla kapalı ayranları tokatlar. Mis gibi bir ayran olmuş. Ama bu yoğurttan kaynaklanıyor. Evet. Yoğurt güzel olduğundan ayran da güzel oluyor. Arkadaşlar, artık videonun sonuna doğru geliyoruz. Mehmetciğim tekrar eline koluna sağlık. Afiyet olsun Niyazi abi. Tekrar bekleriz. Benim favorim Piton. Buraya sevdiğinizi, eşinizi, dostunuzu alayım. Gelin mutlaka deneyin. Videonun sonuna geldik. Herkese keyifli günler diliyorum. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir nokta dahi olsa destek için de yorumunuzu ve abone olmanızı bekliyorum. Herkese keyifli günler, keyif haftalar. Hoşça kalın. Altyazı M.K.